Efendim herkese merhaba, mutlu bir gün dileyerek başlayalım. Tabii öyle bir dönemden geçiyoruz ki yani mutluluk kelimesini çok kullanamıyorum ama yine de yaraların sarılması için hem Türkiye'de hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birçok düşünce, aktivite var. Hem bunlar bir taraftan hayatını kaybeden hem vatandaşlarımız, evlatlarımız, hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla ilgili olarak hem de diğer taraftan da tabii depreme hazırlık konusunun ne aşamadayız, ne yapmamız gerekiyor tartışmaları da güncel olarak gözümüzün önünde cereyan ediyor. Ve tabii herkes, özellikle kamu kurumları başta olmak üzere, okullar, hastaneler olmak üzere bir endişeye de sevk edilmiş durumda. Uzmanlar farklı yorumlar yapıyor. Kimisi daha, kimisini dinlediğimizde endişeye kapılıyoruz. Kimisi biraz daha temkinli mesajlar veriyor ama genel anlamıyla bir deprem gündemiyle geçen günleri yaşıyoruz tabii. Bu arada hükümetin aldığı bir takım kararlar var, geri adım atmak zorunda kaldığı kararlar var. Bunları da konuşuyoruz. Daha iyi bir noktaya nasıl gelir, hedeflenen işler nasıl yapılır, bunlar konuşuluyor. Şimdi stüdyomuzda bugün Sayın Serdar Denktaş var, Demokrat Parti'nin eski başkanı, eski vekilimiz. Çok deneyimli bir isim, deneyimli bir siyasetçi. Birçok kriz dönemlerinde kabinede yer almış. Deprem olduğunu sanmıyorum ama az sonra sorarız. Farklı dönemlerde, farklı krizler içerisinde kabinede yer almış ve zaman zaman da sosyal medya hesabı üzerinden zaten kendi deneyimlerine dayanarak yaptığı paylaşımlar var. O günlerden geçiyoruz tam da. O yüzden bugün kendisiyle birlikte stüdyoda olmak istedik. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. Evet. Bir deprem görmediniz herhalde, yani değil mi? Deprem yok falan. Yani 50'lerde bir Baf depremi var. Onu evet. Biz daha şey olarak yetişmedik. Dolayısıyla bir deprem felaketi olmadı ama olağanüstü dönemlerin yaşandığı zamanlarda, seferberlik dönemlerinde bir takım toplumla herhalde beraber hareket edilmesi gerekir. Siz bu ilk günden, yani depremin yaşandığı ilk günden bugüne kadar gelinen süreçte yönetim performansını nasıl buluyorsunuz genel anlamda? Bir kere şunu söyleyeyim. Adıyaman'a özellikle ilk gidebilen ekip oldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekibi. O yönden yapılan çalışmayı takdir etmek gerekir. Hı hı. İyi bir organizasyon yaptılar ve işte 48 saatte olmadan ekiplerimiz orada oldu. Düşünün, Türkiye Cumhuriyeti'nin heyetleri, ekipleri 5. gün, 6. gün zannederim gidebildi Adıyaman'a. Hatta ilk anlarda izlerken televizyonları, Türkiye televizyonlarını, Adıyaman'dan hiçbir haber göremiyorduk. 3. yani günden sanki sonra yokmuş gibiydi Adıyaman. Neticede elbette gönül arzu ederdi ki o hızlı müdahalenin sonuçlarını da alabilirim ama olmadı. O anlamda iyiydi girişim. Sonrasında halkımızın gönüllü bağışları, o bağışların organize edilmesi, Atatürk Spor Salonu'nda tır tır gönderilmeye başlanması son derece güzel bir olay. Daha sonra mimar mühendis odalarımız ve savcılığın gidip o otel demeye dilimin varmadığı yıkıntıdan örnekler almaları ve bunu bir hukuk yoluna sokmuş olmaları, bunlar hep organize hükümet adına olumlu adımlar diye adlandırabileceğim adımlar. Ama sonraları aldıkları bu kesinti kararıyla, zaten paylaşımımda da belirttim, hem var olan bir gönüllü yardım atmosferini berhava etmeye, hem de hemen karşıt söylemlerin ortaya çıkmasına neden olan yanlış bir karardı. Ondan neticede geri çektiler. Doğru olanı yaptılar. Şu an
genel olarak söyleyebileceğim bunlar. Evet. Yani aslında süreç iyi yönetildi. Yardım kampanyalarıyla ilgili noktaya kadar. Evet. Orada evet. da geri adım atıldı sonuçta ve bir konsensus var gibi. Yani en azından muhalefetle yani yüz üstünden komite. 90 alacakken yüz üstünden 70'e 60'a düşürdüler puanlarını ama yine de olumlu konuşmak lazım. Erken hareket edildi. Erken hemen bunun da ekiplerimiz gitti. Devletin varlığına aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yani sivil savunmasıyla, ekipleriyle, sağlıkçısıyla, o organizasyon yeteneğiyle, elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin açtığı yollarla tabii, yani işte uçağın oraya gidebilmesiyle tabii vesaire. Ki. Ama bunun da bu şekilde okunması doğru mu sizce? Yani KKTC'nin aslında bir nevi varlığının orada hayat bulması. Yani hissettirdik orada gittiğimiz bölgelerdeki insanımıza. Devletimizin o anlamdaki hassasiyetini, yani belediyelerimiz de örneğin Hatay'a, Türkiye Devleti daha girmeden Hatay'da belediyelerimiz çalışma yapmaktaydı. Sağlık ekiplerimiz oradaydı. Yani genel olarak elbette acıyla işte suçlayanlar var, geç kaldık gitmeye falan ama gidemezdiniz yani başka ilk anda zaten yol yoktu, gitme imkanı yoktu. Ha, işte çok zorlarsanız kendinizi ya askerin helikopterleriyle oraya daha erken ulaşmak mümkün olur muydu? Belki o adım eksik kalmıştır ama gece helikopterlerin uçmadığını düşünürsek işte birinci gün yani sabahtan itibaren belki birkaç helikopterle tam ekip değil ama ilk acil müdahale ekibi gönderilebilirdi. Evet. O eksik kalmış olabilir ama eksik kaldı bir şey diye olumsuz yorum yapmak yerine ben hükümeti o anlamda kutlamak istiyorum. İyi çalıştılar ilk anda. Hedefleri nasıl belirlediniz? Yani tamam nasıl gördünüz? Bir maddeler silsilesi var. Yapılacak işler. Yani biz bu parayı sizden almak istiyoruz. Yok yok hiç. Ama bakın. Türkiye'nin bu yıl bize vermeyi planladığı ve ayırdığı kalem 8 milyar. 8 milyar civarı. Kredi ve hibeler dahil. Şimdi bunun bir kısmını hükümet gayet rahatlıkla bu sene biz bu rakamın şu kadarından hiç değilse imtina ediyoruz. Bunu deprem bölgelerinde bizim adımıza harcarsanız mutlu oluruz. Biz geriye kalan eksikleri buradan kendimiz tamamlamaya çalışacağız demiş olsalar. Dönüp ondan sonra sendikaları, sivil toplum örgütlerini çağırıp ve arkadaşlar bu felaket hakikaten asrın felaketi 13 milyon kişiyi etkilemiş bir olay. Dolayısıyla bu yıl hiçbir şey olmamış gibi devam etmemiz mümkün değil. Ne yapabiliriz? Şu kadar da belki de hiç kaynak da almayacağız bu yıl. Türkiye'den deseler formül bulunur muydu? Evet. 8 milyar bulunur muydu? Efendim? 8 milyar yani bir de 3 milyar ayakta bizim var. Fazlası bile bulunur. Yani bu ülkede dönen para sıcak para bizim kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek kadar çoktur. Kayıt dışı dediğimiz olay beyan edilen gelirden fazla bir harcama vardır memlekette. O beyan edilmeyen gelir kısmından devletin pay alamamasındandır. Ama oturup sendikalarla uzlaşarak, konuşarak güneyle olan ekonomik dengeyi daha da lehimize çevirmek suretiyle bu rakam çok kısa sürede tamamlanır. Yani altından kalkılmayacak bir şey değildir. Ha, çok fazla yatırım yapmazsınız bu yıl. Devlet olarak kamu yatırımı yapmazsınız. Ama geriye kalan ihtiyaçlar giderilir. Ha, işte efendim ek hastane yapmak istersiniz. Ne bileyim işte çocuklarımızın adına bir spor salonu yapılma projesi var. Ülkenin iş adamlarını çağırıp ya bir konsorsiyum oluşturun şu salonu siz yapın deseniz bu ortamda iş adamları sever seve bunu yapacak. 1000 konut yapıp göndereceğiz dediler. Hı hı. Yapıp gönderme sorduk ne kadar mal olur? Bu 180 bin lira her biri. Türkiye'de bunu 30, 40, 50 bin liraya yaptırabilirsin. Yani boşa para harcama 65'e olmamalı. İndi maliyet. Teke düşürmüşler şimdi. Çünkü
170 küsurlara gelmesinin sebebi iki konteyner, yani 2+1 olarak tasarlanmışlar. Fark etmez, aynı konutu daha hızlı Türkiye'de yaptırabilmek daha ucuza mümkün. Yani o tür yanlış yere gereksiz para harcamalar noktasına gelince hükümet sınıfta kalıyor yine. Ama bu hükümetin projesi değil. Yani bu Melekler Köyü toplumsal dayanışma platformunun bir projesi. Siz yapın demiş Sayın Başbakan. Siz 500 yapın, biz 500'a biz yapacağız. Mümkün değil. Yani mümkündür elbette. Ama daha yöntemin ucuza, doğru daha ucuza mal etmek varken, dururken. Sanayi Odası iddia ediyor ki daha ucuza mal ediyoruz biz. Yok. Kusura bakmasın. Çünkü şeyler de var. Yani bağışlar, örneğin içerisindeki işte lavabo, tuvalet, ne bileyim kullanılan cam, demir, bunlar hibeler yoluyla da yapılıyormuş falan. O yüzden maliyet aşağı iniyor. Bilmiyorum. Elbette bu eleştiri yapıldıktan sonra bir takım gerekçeler bulunur, söylenir. Ama Türkiye'ye gönderilecekse bunlar, kendi ihtiyacımız için yapılacaksa, yok, söyleyeceğim bir şey yok. Türkiye'ye gönderilecekse bunun yolu denizi aşırarak bunları götürmek değil. Orada yaptırıp. Ticaret Odası'nın önerisi bu. Biz diyor yani, 500 tane konut yapıyoruz, tamam burada yapalım. Ama o diğer 500'ü parası neyse verelim valiliğe, Hatay valiliğine. Evet. Onlar oraya konuşlandırsın. Veya siz biriyle anlaşın, bir ihaleye çıkın. Anlaşın bir şirketle Türkiye'de, oraya ödemesini yapıp yaptırdın, götürüp teslim etsinler. Hem daha hızlı hem de kesin olarak söylüyorum. Şeyi nasıl buldunuz ama bu Melekler Köyü projesi doğru bir yaklaşım? Yani şimdi bakın. Hem çocukların ismi yaşayacak hem acil bir yine ihtiyaç. Yine bizim insanlarımızın daha ucuza konut sahibi olabileceği bir yere Melekler Köyü adını koymak başka bir şeydir. Yine bizim ülkemizde bir yer yapıp biz davet ediyoruz işte depremzedeleri buraya gelsinler, yerleşsinler demek farklı bir şeydir. Yani bu modeli öneriyoruz. Yani bu model daha doğrudur size göre. Çünkü bunun bir takım başka sıkıntılar doğacağını benim önerim burada bir bölgede sosyal konut gibi. Hı. Evet, gene prefabrik evlerin yapılıp kendi insanımıza, kendi gençlerimize sunulmasıdır. Depremden adı da farklı. Evet. Hı. Adı da Melekler Köyü olabilir. Çünkü o ölen, hayatını kaybeden gençlerimize bir her zaman onları hatırlayacağımız bir şey vermek lazım. Bu manevi bir salon yapılıyor onunla ilgili. Bir de anıt yapılıyor. Salon da yapılır, anıt da yapılır efendim. Bir köy de yapılır. Niye yapılmasın? İçinde yeni yetişen gençlerimizin konut sahibi olabileceği bir köye niye böyle bir isim verilmesin? Yani bakın, bir gerçeğin altını çizelim. Yeni nesil konut sahibi olma konusunda bizim nesle göre son derece dezavantajlı. Evet, mümkün yani, değil şu anda. Bir ev satın almak yerli insanımız için çalışarak bunu yapabilmek, yani maaşlı bunu yapabilmek mümkün değil. Ama devletin böyle bir projeyle ortaya çıkıp o çocuklarımıza atfen böyle bir bölgeyi yeni gençlere ve hakikaten konut alma imkanı olmayan gençlere vermesi. Bu son biliyorsunuz Ankara ziyaretinde bir şey TOKİ modeliyle Maraş'a yapılacak şey. Niçin TOKİ yani niye? Modeli diyorlar, TOKİ modeli. Yani bizim neyse, müteahhidimiz yapsın. Bak, parayı da oradan gelsin tabii. Hmm. O zaman deprem yoktu o zaman. Benim anladığım oydu, sordum. Hmm. TOKİ modeli dediğiniz nedir yani? Bu iş için kaynak lazım. Bizde kaynak yok. Şey, biz ihaleye çıkacak ama parayı da TOKİ verecek gibi bir yaklaşım var. TOKİ para vermez. TOKİ yani, gelip para alıp inşaat yapar. Yani onun için biraz aklımızı bulandırıyorlar gibime gelir benim. Zekamızla oynuyorlar. Adı TOKİ olur da Türkiye Cumhuriyeti verirdi belki, yani bilmiyorum. Tabii şimdi bu dönemde tabii onu da konuşmak lazım. Ben geçen gün dilimin döndüğü kadar söylemeye çalıştım ama böyle bir dönemde ekonomik işbirliği, mali işbirliği protokolünü masaya yatırıp imzalanacaktı. Beklenen para vardı işte, şuydu buydu. Böyle bir dönemde biz o parayı talep edebilecek noktaya daha olur muyuz sizce? Ben olsam utanırım. Ben olsam utanırım. Ve ne yapabilirim kendi başıma bu memlekette dönen sermayeyle üzerine kafa yorar, onun üzerine yürürüm.
Ve yani geçmişte bunun ispatı oldu. Türkiye'den para gelmedi, gelemedi. Her ne ise sebebi fark etmez. Ama ayaklarımızın üzerinde durmayı başardık. Üstelik açık kapatıp artıya da geçtik. Var bu ülkede bu kaynak, yok değil. Yeter ki akıllı davranalım. Olması gereken hareketi yapalım. Bakın kapılar açılacağında bana yapılan en büyük eleştiri şeydi. Açılmadan önce açarsak kapıyı işte ekonomimiz Rum tarafına, güneye teslim olacak. Ben de diyordum ki hayır ya, artık Türkiye'de üretilen son derece kaliteli ürünler var ve daha ucuz. Dolayısıyla doğru ekonomik kararlar alırsak tam tersi güney bu tarafa kayacak demekteydim. O kararları bir sürü aldırtamadık. Maliye'ye gelir gelmez onun için yaptığım ilk iş akaryakıt üzerindeki fonu aşağı çekmek oldu. Benzin almak için gelen başka bir sürü şeyler, işte halen daha da onun meyvesini yemekteyiz. Tabii dövizin de o anlamda dezavantajlı. Yani özellikle şimdi, koalisyonda şimdi, daha... Şimdi daha da avantajlı bir konu. O zamanda da çünkü şey yaşadınız, işte döviz krizi yaşadınız. 9'a çıktı diye kriz yaşamıştık. Şimdi 20. Oraya bir şey yapamıyoruz madem ki. Ne yaparsak avantajımıza döneri irdelememiz gerekir. Yani şu anda yapılan, yapılmayan, eksik bırakılan taraf o. Biraz da kolaycılığa yatıyorlar. Ya nasıl olsa açık Türkiye tarafından kapanıyor. Çok uğraşmaya gerek yok gibi. Bir de kolaycılık var gördüğüm kadarıyla. Halbuki yani biz kendi ekonomik seviyemizi ne kadar iyi noktaya getirirsek siyaseten de o kadar güçlü oluruz. İrade açısından da o kadar güçlü oluruz. Güneyle konuşurken de çok daha güçlü oluruz. Kuzeyle konuşurken de çok daha rahat oluruz. Biz bu kayıt dışılığı yıllardır konuşuruz. Yani siz Maliye Bakanı'yken de konuştuk, daha önce de konuştuk, şimdi de konuşuruz. Yani başka metotlarla sizin bir takım ortaya koyduğunuz işlerle o dönemi, işte az önce söylediğiniz akaryakıt vesaire başka örnekler de vardır mutlaka. Ama bu kayıt dışı ekonomi anlamında o paranın ya da iş hacminin bir türlü onu biz toparlayamıyoruz yani. Bir sebebi, türlü istediğimiz... sebebi şeydir yani, şimdi daha uzun ömürlü bir hükümet modeli olsaydı, örneğin o zaman dörtlü hükümet daha uzun bir süre devam edebilseydi, hatta bir dönem daha gidebilseydi, bu sorunların birçoğunu Maliye Bakanlığı döneminde nasıl aşacağımızı en azından tespit etmiştik. Şimdi bir araştırma yaptık, ortaya şu çıktı: yaşam kalitesi, yaşam standardı ülkede bize beyan edilen gelirlerin çok üstünde. Yani demek ki bir kaçak var bir yerde. Nerelerdedir bu kaçaklar diye bakıyoruz. İş adamı elbette yüksek vergi talep ediyorsun diye saklıyor gelirinin bir kısmını. Ama esas büyük kaynak nerede diye baktığımızda, küçük küçükten oluşan büyük kaynak. Memura biz ikinci işi yasaklıyor muyuz? Yasak değil mi? Ya. İkinci iş yapmayan memur var mı? Az yani sayıda da olsa vardır. Yani evet, vardır. Genelleme yapmak doğru değil ama yani çok az. Şimdi biz desek ki memurumuza, be arkadaşlar biz size ikinci iş yapmanıza da izin veriyoruz. Bir vergisini tek koşul alacak. Var. Gelip bildireceksiniz ne iş yaptığınızı ve vergilendireceğim ben sizi onun üstünden. Eğer bildirmeden ikinci iş yapanı yakalarsam bilin ki bunun cezası devletten çıkarılmadır. Ya. Bütün haklarını da kaybederek. Şimdi o zaman herkes gelecek, bir kaydı olacak. İkincisi, dış iş gücü ihtiyacın aslında azalmış olacak. Yani şu anda içeriden çözülecek. Şu anda bizim insanımızın büyük bir kısmı gidip özelde çalışmadığı için biz sürekli dış iş gücü, ucuz iş gücü diyerek dış iş gücü kullanıyoruz. Ona da getireceğin rahatlamalarla bu kayıp görünen gelirin büyük bir kısmını, %100 hepsini almanız mümkün değildir elbette ama büyük bir kısmını devlet hanesine gelir olarak yazabilirsiniz. Şimdi bazı adımları atmaya maalesef işte zamanınız kalmıyor. Öncelikleriniz vardır. İşte bir açık vardı. O açığın kapatılması gerekirdi. Ülkeden ilk kez bütçenin denkleştirilmesi, bilahare artıya geçirilmesi öncelik haline gelmişti. Bize onlara yöneldik. Bir sürü atılması gereken adımı da ama atma fırsatımız olmadı. Ya. Bu şeyden, depremden son kaçmadan şunu da sorayım. Şimdi
birçok insanda bir endişe hakim. Yani işte yüksek binada oturuyorsa acaba nedir durumu? İşte bununla ilgili inşaat müteahhitleri odası, şu bu, işte bir takım testler, mesler falan filan, ama asıl korku hastanelerimiz, okullarımız. İşte bazı okullarımızda veliler artık göndermiyor çocuklarını. Hayatında önemli değil diyor, varsın 3 ay okula gitmesin çocuk diyen çıktı. Çıkacaktır da normal. Bunlar için de devletin tabii şimdi şu anda bir anda ne bileyim 10 tane okul, 3 tane hastane, bunlar yapabilme ihtimali ya da nasıl çıkardı bu işin içinden Serdar Denktaş olsa? Şeffaflıkla. Yani bir kere devlet derhal kendine ait, kamuya ait tüm binaları süratle elden geçirmeli ve risk gösteren binaların açık bir şekilde vatandaşla paylaşılarak kapatılması gerekir. Şimdi bu binaları biz gündüz kullanıyoruz genellikle. Yani 24 saatin %30'unda o binalar içerisinde insan vardır. Esas zaman geçirdiğimiz yer evlerimiz, konutlar. Evet. Onun için devlet diyorum kamu binalarına önce bir süratle baksın. İşte mimar mühendis odalarımız var efendim. Sivil savunma ekipleri var, belediyelerimiz var, itfaiyemiz var vesaire. Bunlar bu konular, üniversitelerimiz var bu konularda yardımcı olabilecek. Tümünden faydalanmak suretiyle süratle bu yapılabilir bir taraftan. Diğer taraftan sanırım bana göre en acil bakılması gereken yer Mausa'daki apartman sosyal konutlarıdır. Yıldız Apartmanı. Buraların hemen üniversite mimar mühendis odaları hemen gidip bir kontrolünü yapması lazım. Eğer riskliyse de boşaltılması lazım işte. O noktada sorun yaşıyoruz. Mesela Laguna çok bariz bir örnektir o. Yani rapor belli ama insanlar da malı, yani malı da değil aslında, kiracı ama çıkmak istemiyor. Onarın diyor. İçindeyken onarmak mümkün değilse eğer alternatif bir yer gösterip onarımını yapıp yeniden bu insanların içine taşınmasını sağlayabilirsin. Şimdi ilginçtir ama vakıflara ait binalarda bu sıkıntı var. Vakıflar hep kiralıyor binayı ama bakımını yapalım. Kervansaray da aynı durumdadır muhtemelen. Ama orada direkt temellerine şey giriyor. O direkt denizin içinde. Kervansaray gene biraz denizden tepede. Biraz daha evet, yukarıda. Bilmiyorum yani öyledir dediğim için değil. Sadece dıştan baktığımda görüyorum ki bakımsız elden geçirilmemiş bir altyapıya sahip. Eğer kendimizin yeterince uzmanı yoksa da bu uzmanlar Türkiye'den, güneyden, dünyadan ödeyerek tabii ki devlet işte bunlar için rakam bütçede bir ödenek ayırmalı. Bu uzmanları getirerek daha hızlı bir şekilde apartmanlardan başlayarak bu kontroller yapılmalı. Tek katlı evlerimizde veya iki katlı evlerimizde çok yıkılma tehlikesi olduğunu sanmıyorum. Şeyler hariç, surlar içindeki o eski yapılar. Eski yapılar hariç. Onlarda da biri kalıyor mu kalmıyor mu? Onun orada o sorun var. Yani özel mülklere hiç dokunamıyorsunuz. Evet. Yıllardır terk edilmiş. İşte yani gerekirse bir zorla el koyma. Onu soracaktım. Yani güneyde bunun örneği yapıldığına yönelik bir bilgim var ama teyit edilmiş değil. Yani güneyde aynen sur içindeki gibi yapıların olduğu bir nokta. Devlet şey yapıyor, onarıyor, fatura ediyor, ödeyen ödüyor, ödemezse de başka mülke sahip çıkıyor. Yani böyle bir bizde de hatta aslında son belki de şey ihalesinde, antik liman ihalesinde oradaki özel mülklerin dahi şeyleri yapılıyor. İşte ön cepheleri falan filan. Belki de sur içi gibi çok da önemli bir yer tabii yani şey olarak da. Biz yapamaz mıyız devlet olarak? Var yani o yasa var bizde de. İngiliz'den kalma bir fasıldır ve yürürlüktedir. Alıp yani şey edebilir. Zorla el koyma hakkı vardır devletin. Bedelini tabii ki ödemek koşuluyla. Yani şey yok. Ha eğer eve bir değer katıyorsan bunun karşılığını talep eder. Talep etme hakkı var mı devletin? O da var. O da var ama
çok zor meşakkatli işlerdir diye hiç kimsenin çok uğraştığı bu yok. Bu depremle yüzleşe ne kadar çok umurumuzda da değildi açıkçası. Yani şimdi canımız orada atıyor diye evet. Şu an önceliğimiz pozisyonuna geldi doğru, bu işler. Doğru. Ama inşallah önceliğimiz olarak da kalır. Yani bir müddet sonra gündemde işte başka bir şey olur, bir başka gündem yeşerir hı hı. Ve bunu unutursak hata yaparız. Ya. Yani uzmanların söylediği işte çok uzun olmayan bir zamanda Kıbrıs'ta deprem sürpriz olmaz diyorlar. Şimdi bu bilim adamları da tabii yer bilimci bunlar. 3 milyon yıldır deprem var dünyanın her tarafında. Bunlar için zaman çok uzun olmayan zaman birimi nedir bilmiyoruz. 500 yıl. Ama onu kendileri de bilemiyor 500 zaten. 500 saat. Onlar da bilemiyor. Onlar da bilemiyor. Evet. Yani 3 aşağı 5 yukarı şuralarda olacak diyorlar. Ama zamanı konusunda hiçbir öngörü yok. Kimsenin yok. Dolayısıyla telaşa kapılmadan, panik yapmadan. Ama ya bir gün olursa bizim hayat sınırımız içinde olmayabilir bu ama çocuklarımızın, torunlarımızın hayat sınırı içinde olabilir. Niye öyle bir felaketle karşı karşıya kalın? Yani deprem çünkü her yerde oluyor. Japonya'da da oluyor evet. Ama ölüm yok. Niçin? Çünkü bütün binalar ona göre tasarlanmış, ona göre yapılmış. Önlemleri alınmış. Biz de yaşananlara ders çıkaran toplumlar onu daha sonra alıyoruz sonucunu. Belki de işte demeye çalıştığım bir şey var. Bugün bunlar yaşandığından beri bu kötü günler. Aslında her kötü şeyden olumlu bir sonuç da çıkabilmesi mümkün. Yani bu seferberlik halini biz genele yayarsak az önce konuştuğumuz evet. Konular üzerinden ve bir toplumsal konsensusta bu yol alınabilirse bir sürü sorun da çözülebilir aslında. Alınabilir yani ben şimdi bir mentalite var idarecilerimizin bir kısmında. Sendikalarla iş olmaz, sendikalar hep engellir falan. Yani çok kavga ettim ben sendikalarla basın en önünde. En çok da sizi severim. Ama hayır oturduğumuzda çünkü samimice hedefin ne olduğunu söyleyerek, o hedefe katkılarını alarak, itirazlarını dikkate alarak, yani diyaloğu kurduğumuzda, diyalog dediğimiz şey bir kişinin konuşması, diğerini dinlemesi değil, iki kişinin konuşup iki kişinin kulaklarının da açık olması, akıllarının da açık olması. Böyle budur diyalog. Şeffaf bir diyalog kuruyorduk kendi aramızda. Bir şey gizlemeden birbirimizden ama neticede mutlaka mutabık kalarak kalkıyorduk masadan. Mesela sendikalar maaş kesintisi vesaire yani buna yakınlaşabilir mi belli hedefler konursa? Tabii yani geçen benim Maliye Bakanlığı'nın konusu. İlk döneminde yaptığımız şeydi. Ama masaya çağırmadan önce kendilerine ne yaptım? Gittik Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak bakanlar, müdürler seviyesine kadar, müsteşarlar dahil %50 kesinti yaptık maaştan. Sonra çağırdık sendikaları, dedik beyler %50 yaptık şu kesimlerin maaşından. Cumhurbaşkanı dahil dediler, değil mi? Evet, Cumhurbaşkanı dahil. Onlarla da konuşarak yaptık, gidip kesiyorum maaşından değil. Ve kendileri döndüler, dediler ki peki %30 kesinti yap, yalnız bize ne zaman bunun ödemesini yapacağını söyleyebilir miyim? Dedim şimdi söyleyemem size. Ama geri ödemesini de bunun durumumuz artık müsait noktaya geldiğinde yapacağız. Ne oldu? 6. ayın sonunda döndük bir kısmını. Yılın sonunda ikinci kısmını geri öderik kendilerine. Bir masaya oturursa bunlar çözülebilir. Hele böyle bir ortamda. Hassasiyet bu kadar doruktayken. Çünkü kendi meslektaşları da vefat etti o şeyde, evet. Kendi öğrencileri vefat etti. Yani canımız yandı gerçekten. O evlere düşen ateş kadar olmasa da tüm toplumun canı yandı. Böylesi bir hassasiyette. Böyle bir şeyi ilk defa yaşadık. Olabilir. Yani öyle. Savaştan beter diye bir tabir kullandım. Yani bizim nesil öyle. Savaş görmedi ama yani ondan öyle. Beter yani herkesin o kadar küçük bir toplumuz ki işte bir yerden ya. Akrabanız, arkadaşınız vesaire öyle, çıkıyor. Öyle. Yani o yüzden yani o anlamda diyalog yolunu ilkten kurmamakla orada bir sıkıntı yaratıldı. Eksikleri var. Belki bundan sonrasına ilişkin şimdi daha ortak bir akılla hareket edilir de yani, göreceğiz tabii. Şu çağrıyı bile yapsalardı kamu görevlilerinin maaşlarından kesinti
yapmamızı isteyenler bildirmeye başlasın amirliklerine deseler çok daha fazla rakam gönüllü bazda verilirdi. Genelde şey çıktı, yok. Biz para kesilmesinden yana bir sıkıntımız yok, size güvenmiyoruz. Nereye harcanacak, nasıl harcanacak? Evet, yani Türkiye televizyonlarında da biliyorsunuz çeşitli tartışmalar var bu konuda. Ya. İşte. Hatta farklı kampanyalar gördük. O nedenle bir kuşku vardır insanların hakkında. Ama ben gittim, yardımların toplandığı merkezi de gördüm. Gerçekten çok güzel çalıştı insanlarımız. Ve gönüllülük esasına göre. 100'e yakın tır buradan deprem bölgelerine yardıma gitti, yardım götürdü. Ve istenilen malzemelerdi bu, hı hı, şeyler, giden yardımlar. Yani halkımız duyarlıdır, şey değil. Bu tartışmayı açmak suretiyle ama hükümet maalesef hem o duyarlılığı zedeledi, hem de boşu boşuna laf işittik sağdan soldan, özellikle sosyal medyada. Gerekmezdi, hiç yani. Gerekmezdi. Diyalog yoluyla kanallar açıldığı zaman geçmişte olduğu gibi yine bu adımlar atılır. Umarım bundan sonra atılacak. Çünkü dün Fikri Toros'u dinledim. Yani biz de komite üyesiyim dedi. Şimdi kaynak nasıl bulacağız, ona bakacağız. İşte ilk toplantıyı dün yaptılar sanırım. Sendikalar da burada ortaya koyacağı tavır elbette önemli olacak. Çünkü böylesi bir dönemde hiç kimse herhalde mahkemelerin içinde koşturup da bunlarla ilgili gündeme gelmek de istemez haliyle. Yani benim tavsiyem komitedeki arkadaşlara ve hükümete bir taslak hazırlayıp ondan sonra çağırıp sendikaların bunun üstünde görüşünüz nedir diye sormasınlar. Çünkü o artık hazırlanmıştır ve ne isterse söylesin, onlar geçirilecektir, zihniyete hakimdir. Hazırlamadan taslağı gelin be arkadaşlar, ne yapabiliriz Türkiye için, ne yapabiliriz burası için, bu andan itibaren ihtiyaçlarımız şu 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 şudur, düşüncelerinizi bize aktarın desinler. Görecekler ki çok daha olumlu bir yaklaşım alacaklar tüm sendikalar. Akıl akıldan da üstündür zaten, farklı şeyler ortaya çıkar, fikirler ortaya çıkar, bir ortak yol bulunur elbette. Evet, genelde aslında hani sizinle sayır zaman yaptığımız programlarda birçok farklı konulara da değiniriz ama özel bir süreci içerisinden geçerken herkesin odağı bu konuda. Öyle. Dolayısıyla çok da fazla bir şeyler konuşmaya gerek yok. Sadece bugünle ilgili şunu da sorayım. Bugün ilk kez yeni cumhur, yani toplum lideri bize göre ya da Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'yla bir görüşme gerçekleşti. İki lider bir görüşme gerçekleştirdi bugün. Tabii bir sosyal içerikli buluşma niteliğindeydi. Yeri gelmişken onu da değerlendirelim. Hatta orada da aslında bizim Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesine göre biz işte deprem konusunda da bir ortak çalışma yapalım şeklinde öneri de götürdük filan dedi. Zaten mevcut pozisyonlara göre Kıbrıs sorununu konuşma noktasında zaten değiliz anladığım kadarıyla. Sizce oradan ortak bir şey çıkar mı? Nasıl okursunuz onu? Çıkması gerekir. Yani bu ada sallanırsa hep birlikte sallanacağız. Biz tanınmadığımız için bizi es geçecek değil öyle bir sarsıntı. Dolayısıyla evet, sadece deprem de değil. Ülkede son zamanlarda yaşadığımız ve yüreğimizi yakan yangınlar da bunun bir parçası. Bu tür konularda işbirliği kurmanın yollarını bulmamız lazım. Yani 74'ten bu yana geçen süre 50 yılı aştı. Onun için her iki tarafta da savaşı bilmeyen, savaşı görmeyen iki tane görüşmeci var. Dolayısıyla evet, ikisi de çok başka uçlarda ama insani konularda hiç olmazsa yakınlaşmayı başarabilirlerse olumlu yansır bu her iki tarafa da. Ya, zaten bu süreç onu getirecek herhalde. Gerektiriyor yani, da. Ortak bir coğrafyada yaşıyoruz beraber. Ama şimdi burada hep biliyorsunuz devlet modelleri ortaya çıkıyor. Yani onu yaparsa yani, devleti tanır, bunu yaparsa o onu. Mesela son tartışma ya da hani yeri gelmişken sorayım. Şimdi bu insani yardımların Türkiye'ye ulaştırılmasıyla ilgili bir tartışmada
Yaşadık, maalesef, yaşıyoruz hala. Maalesef. Ve son derece gereksiz bir tartışma. Yani bırakın devletin organize edip gönderdiği, göndermek istediği yardımların engellenmesi. Bireylerin vermek istediği, bizim üzerimizden göndermek istediği yardımları bile bin bir eziyetle kabul ettirebildik, geçirebildik bu tarafa. Bunlar yanlış yaklaşımlar. Bu tür yaklaşımlar milliyetçiliği yüceltmez, tam aksine köreltir, batırır. Bunun anlaşılması gerekir bu memlekette, ama maalesef öyle o söylemlerle milliyetçilik, hamasetle milliyetçilik hep prim yapıyor. Yürekle yapılan milliyetçilik de maalesef gözden kaçırılıyor. Milliyetçi olmak için bir başkasından nefret etmenize gerek yoktur. Kendi milletinizi sevdiğiniz kadar başka ırktı, başka milleti olan insanları da sever ve aynı saygıyı gösterirseniz en iyi milliyetçi noktasına ulaşırsınız. Bu benim görüşüm. Ama maalesef öyle bir yaklaşım görmüyorum ülkemizin üst kademesinden. Hele geçen gün yapılan tartışma hiç gidin başka yerde yaşayın türü yaklaşımlar hiç kabul edilebilir yaklaşımlar değil. Kimse kimseyi kendi vatanından kovamaz. Bu vatan hepimizindir. Fikirlerimiz farklı olabilir. Bağırırız, çağırırız, Kıbrıslıyız, sövüşürüz. Ama aynı masada da oturup yer içeriz sırasında. Bu güzelliğimizi de kaybetmememiz lazım. Yani siyaseten rant elde etmek için birbirimizi kırmanın, dökmenin hiçbir anlamı yoktur. Bir avuç insan kaldık zaten. Kesinlikle. Yok. O zaman bu mesajla bitirelim Sayın Başkan. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Zaman zaman yine sizleri rahatsız ederiz. Zaten siyaset emekli olunacak bir mecra değil diye düşünüyorum. Yok, milletvekilliğinden emekliyim. Ben evet, siyasetten değil. Dolayısıyla tecrübelerden de faydalanmak gerekir. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Sağ İnşallah. Olun geldiğiniz için. Efendim bugünü detay programı adına noktalıyoruz Sayın Serdar Denktaş'la birlikte. Tabii özellikle deprem konusuyla ilgili hükümetin ortaya koyduğu politikalar, doğrular, yanlışlar, yapılabilenler, yapılması gerekenler konusunda kendilerinin de ortaya koyduğu fikirleri dinlemiş olduk. Bakalım süreç neyi getirecek bize, hep beraber göreceğiz ve yeni gelişmeleri de elbette farklı isimlerle de yorumlamaya devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar efendim. Herkese iyi günler dilemek istiyorum. Görüşmek üzere. Bir çanta en zor anınızda en büyük yardımcınız olabilir. Temel ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak rahatça taşıyabileceğiniz bir afet ve acil durum çantası hazırlamalısınız.